Herkese selam, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Biz bugün çok heyecanlıyız çünkü Elvan'ın burun bandajını çıkartıyoruz. Aslında normalde bir gün daha var ama biz kafamıza göre bir gün öncesinden çıkartalım dedik. Daha fazla bekleyemeyeceğiz. Hem ben de ve tabii ki en çok Elvan da burnunu çok çok merak ediyoruz. Tabii ki sizler de çok merak ediyorsunuz. Şimdi beraber Elvan'ın burun bandajını çıkaracağız. Ve bir önceki videoda da söylemiştim zaten birçok sorularınız var. Beraber Elvan'la birlikte sorularınıza cevap vereceğiz. Şimdi burun bandajını çıkarıyor. Biraz ıslattı çünkü canı acır diye düşündü. Bayağı bir yapışmış. Uzun süredir bandajlı. Tek seferde çek. Heyecanlı mısın? Evet, yapışkan izleri var şu anda. Bayağı bir parlak görünüyor o yüzden. Bilmiyorum. Evet, çok güzel sanki görünüyor. Şiş değil ha? Evet, öyle bir şişlik görmedim ben de şu anda. Vallahi, aha, çok güzelmiş. Ya en çok böyle burnunun kalkık olmasını çok çok beğendim. Çok güzel duruyor. Evet, sanki şiş ödemi gitmiş gibi bayağı. Evet, hiç zaten ödemi yok. Yoktu da sanki hiç ödemi yokmuş gibi şu an burnumda. Ki şu anda doktor hani 3-6 ay arası ödemli olabilir. Ödemi yavaş yavaş geçer demişti ama şu anki hali bile çok iyi. Evet, ama temizlemem lazım bayağı şu burnum. Aa, şu an ödemli hali buysa ödemsiz halini düşünemiyorum şu an. Evet, çok bayağı güzel. Minik, çok güzel. Evet, çok güzel. Yüzümde geçti. Evet. Gerçekten yüzünü değiştirdi. Bu arada ben şimdi Elvan'ın şey halini koyacağım. Bu ameliyata gitmeden bir gün öncesinde çekmiştim. O eski halini, eski burun görüntüsünde koyacağım şimdi. O sırada da Elvan burnunun o yapışkanlarını temizlesin. Şimdi size son kez görümcemin eski burnunu göstereyim. Şöyle yandan bir profil ve önden şöyle göstereyim. Artık öncesi sonrası yaparız bir sonraki vloglarda. Evet, Elvan'ın şu an temizleyebildiğimiz kadar temizledik burnunu. Birazcık kaldı sanırım. Çok fazla değil de şu kısımda kaldı. Ha, onları sonra hallederim. Evet, ben çok da bastıramıyor çünkü diyor ki şu an burnum emanetmiş gibi hissediyorum. Sanki emanet benim burnum değilmiş gibi şu önü çok tuhaf oluyor dokundukça. Yani şu an hassas olduğunu hissediyorum. Nasıl? Memnun kaldın mı? Çok çok güzel. Gerçekten bu kadar beklemiyordum. Çok bayağı değiştirdi yani, değil mi? Sanki ödem yok. Bence ödem yokmuş gibi. Yani dediğim gibi ödemli hali buysa ödemsiz halini düşünemiyorum. Evet. Bir de bir eşitsizlik de görmedim burnunda. Yok yok, ama yine aparat verdiler. 3 ayımı takacağım yurt dışından geldiğim için ne olur ne olmaz dedi ama yok. Şimdi bazı kişiler böyle şey yazmışlardı. Bizim doktorun değil de başka hastanelerde başka doktorun ameliyatında burun deliklerim eşit değil, kemik çıkıntısı var gibi böyle ilginç şeyler vardı bazı yorumlarda görmüştük biz Elvan'la ama hiç şu an Elvan öyle bir şey hissetmedi. Evet, nefes sorunu bile yok bende gerçekten. Yani şans mı diyeyim yoksa evet, doktordan mı kaynaklı yoksa şimdi vücuttan mı insandan insana mı, çok şükür hiç korkmadım yani. Şimdi bu arada sen de bir önceki videoda göreceksin videoyu izlerken. Bir önceki halini koydum. Ameliyat olmadan önceki haline, şimdiki yeni haline bayağı yüzün farklı duruyor. Evet. Şu an bir de ödemi var mı yok mu? Biz tam bilemedik. Ödem yokmuş gibi duruyor. Şu an bilmiyorum. Sanki ödem yokmuş gibi anlamadım. Evet. Ödem mi yok mu? Çünkü TikTok'ta o kadar insan gördüm ki ödemli halini bayağı şiş. 3 değmiş gibiydi burunları. Evet. Benim hiç öyle durmuyor. Evet, sen bu arada çok çok güzel atlattın. Evet, çok şükür. Gerçekten yani. Ya bir de benim kafam rahat geldim. Yani videolara fazla takarak gelmedim kendime. En iyisini yaptın. Aha, evet. En iyisi. Şimdi biz oturalım beraber sorularınıza cevap verelim. Evet, biz Elvan'la oturduk, kahvelerimizi yaptık, çikolatamızı, cipsimizi koyduk. Böyle sohbetli bir soru cevap videosu olacak. Elvan'ın yaşadığı tüm süreçle alakalı. Zaten ben böyle bir video çekmek için çok fazla Elvan'ı gün içerisinde vloglarken detaylar vermemiştim. Şimdi tek tek bütün detaylara, sorularınıza cevap vereceğiz. Hem Instagram'da hem de bir önceki sorduğum, bir önceki videolarımda sorduğunuz sorular vardı. Onları buraya not aldım ve Instagram'daki sorularınızı buraya not aldım. Hepsini tek tek Elvan'a soracağım. Öncelikle en çok gelen soru, biz buna cevap vermiştik ama hangi hastane ve doktorun adı? Hastane Can Hastanesi.
Doktorun adı da Burak Kocagözoğlu. Evet, en çok gelen diğer bir soru da hastanede kaç gün kaldın ve hastanedeki kaldığın gün fiyata dahil mi? Bunu çok sormuşlar nedense, çok merak ediliyor sanırım bu. Ya aslında ben cumartesi sabaha karşı geldim İzmir'e. Aynı gün doktorda randevum vardı. Gittiğim gün bana şey dedi, o ameliyat ettiği zaman yani aynı gün içerisinde eve dönebiliyormuşuz. Pardon. Ama ben uzaktan geldiğim için ve bayağı yorgundum aşırı derece. Şey, beni bir gün misafir etmek istediler. O yüzden fiyat dahil mi yatışa onu bilmiyorum. Onun cevabını size veremeyeceğim. Kusura bakmayın. Evet. Yani bu arada hastane İzmir Can Hastanesi. İzmir'de oturanlar bilir, Çiğli'de. Biz Buca'da oturuyoruz. Buca'dan Çiğli'ye gittiğimiz için biraz mesafe de çok uzaktı. Belki de o yüzden de bizi misafir etmek istediler. Tamamen yani bu onların kararıydı. Bizim böyle bir isteğimiz olmadı. O yüzden fiyata dahil mi değil mi bilmiyorum. Bu konuya gelmişken fiyatı da çok sormuşlar. Fiyatı söyleyelim. Sen ne kadar ödedin? 1560 euro ödedim. Yani 35 bin TL. Evet, 35 bin TL'ye geldi ama Elvan'ın özel sağlık sigortası yok. Eğer özel sağlık sigortanız varsa bu fiyat 25 bin TL'ydi. Bu arada bizim şu anki tarihe ve işte olduğumuz yılı baz alarak bu videoyu izleyin ve dikkate alın. Fiyatlar sürekli çok değişiyor. Zaten biliyorsunuz kurda da çok fazla bir oynama olduğu için fiyatlar bu şekilde kalır mı kalmaz mı bilmiyoruz. O yüzden bu tarihteki fiyat buydu. Evet. Bu sadece ortalama bir fiyat olarak kalsın aklınızda. Daha sonrasında böyle bir fiyat mevcut olur mu olmaz mı bilemiyoruz. Evet, herkesin aynı olmayacak. Mesela şu an aynı doktorla ameliyat olmak isteyen bence fiyat aynı olmayacak. Değişiyor aslında. Evet, doktordan doktoruna da değişiyor doktordan olabilir. Evet. Zaten hastane galiba sana sormuştu, kulak, burun, boğaz doktorlarımız bunlar hangisiyle olmak istersin diye. Sen kendin seçmiştin doktorunu. Evet, bana bütün doktorların şeyini gönderdiler. CV'sini, Instagram'larını evet. Falan. Oradan işte ben seçtim. En iyisi Burak Bey hoşuma gitti. Yorumlara da dahil bayağı baktım, araştırdım. O yüzden doktordan doktora da değişiyordu. Fiyatlar, evet. Evet, fiyatlar değişiyordu. Öyle, sadece bunu ortalama bir fiyat olarak aklınızda baz alabilirsiniz. Diğer bir soru da kaç defa muayeneye gidiliyor, kontrole gidiliyor? Yani kaç defa Burak Bey'i gördün bu süreçte? Ben ilk telefonda konuştum asistanıyla. Çünkü Türkiye'de değildim. Bilgi almak için süreci, ne kadar kalmam lazım, zor mu, korkmam lazım mı? Bayağı sorular sordum çünkü korkuyordum. İlk o telefonla görüştüm. Dediğim gibi cumartesi geldim. Öğleden sonraydı değil mi? Öğleden sonra randevumuz vardı. Randevumuz vardı işte. Bir bilgilendirme yapıldı aslında orada. Evet, kan tahlili yaptım, kan verdim. Anesteziyle görüştüm, kağıtları imzaladım. Yani bir defa görüştüm. Ameliyattan sonra da Sadece bandajı çıkarmak evet, sadece için. Bandaj değil de tampon, bandaj demeyelim. Tampon da değil, silikon. Evet, tampon da değil, silikon. Tampon evet. Da yapmıyorlar, silikonlu. Silikonluydu Elvan'ın. Genelde zaten sorular tamponlu gelmiş. Evet. Tamponlar ne zaman çıktı, tamponlar nefes aldırıyor muydu? Elvan'ın tampon değildi, silikondu. Silikon, evet. Hatta yine bu konuya gelmişken tamponlar ne zaman çıktı sorusu var. Hem ona cevap verelim hem de tampon da silikon olduğu için nefes alabiliyor muydun, ona cevap verelim. Pazartesi ameliyat oldum. Pazartesi çıktı. Yani bir hafta. Bir hafta tam sonra. Bir hafta. Silikonlar aslında böyle çubuk gibi bir şeydi. O yüzden nefes alabiliyordum. Ama nasıl nefes alabiliyordum? Nezleymiş gibi. Evet. Ama nefes öyle çok zorlanmadım yani. Sadece nefesim nasıl diyeyim size? Nezleymiş gibiydim. Yani öyle zaten çok... ses tonun falan da böyle nezleymiş gibiydi. Burnum tıkalı gibi konuşuyordum. Evet. Bir de akıntı olduğu için burnum tıkalıydı gerçekten. Ama nefes alabiliyordum çok şükür. Akıntı demişken hemen ona da cevap verelim. Akıntı nasıl bir akıntıydı? Çok muydu yoksa böyle sürekli temizlemem mi gerekiyordu? Nasıldı? Gerçekten ben o konuda çok 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 şanslıyım. Yani bunu bin defa söyleyebilirim. Hatta daha fazla. Ameliyat olduğum zaman zaten hiçbir şey anlamadım. Akşama doğru bir akıntı gelmeye başladı. Hafif böyle minik, kan. Minik ha, kan. Kan bile yoktu. Kan. Yani evet. Böyle insan nezle olur, affedersiniz. Sıvıydı yani. Bir de hafif bir kan, o kadar yoktu. Ama üçüncü, dördüncü günde
Yani çok demeyeyim de biraz daha fazlaydı. O beni rahatsız ediyordu. Zaten onun yüzünden biraz nefes alamıyordum. Yoksa o kadar abartılacak kadar değildi çok şükür. Yani evet, benim öyleydi. Çok şükür ki rahat atlattı. Evet. Silikonları kullanırken temizliğini nasıl yaptın? Tampon aslında öyle sormuşlar ama ben silikon diye çevireyim. Temizliğin nasıldı? Temizliği oksidanlı suyla olan. Evet, oksidanlı suyla. Kulak çubuğuyla günde 3-4 defa temizleyebilirdik. Yani ben de o yüzden, ya ben zaten biraz şeyim, nasıl diyeyim ya, böyle nezle olduğum vakit bile hiç sevmem. Nezle gibiydim ya, o yüzden durmadan gidip temizliyordum burnumu rahatlamak için. Yani günde 4 defa temizliyordum. Bu su, bu peki oksidanlı su seni rahatsız edilecek bir şekilde? Hiç. Böyle kolay temizledim ki hani hiç korkmadım. Öyle canını acıtan bir durum yoktu. Yok, hiç. Tamponlar nefes almana engel mi? Zaten bunu cevap verdik. Evet. Tampon olmadığı için, silikon olduğu için çok rahat nefes aldı. Morluk ve ödemle ilgili soru var. Morlukların fazla mıydı? Ödemin ne zaman geçti? Ödemin çok mu fazlaydı? Ameliyattan çıktığım vakit birkaç saat sonra şuram hafif bir morluk vardı. Şöyle ama, ince bir çizgi. Minicik, evet. Böyle küçük bir çizgi. Sonra morluk konusunda hiç morluğum olmadı. Zaten doktorumuz şey demişti, onun ameliyat ettiği hastalar %90'ı morarma olmazmış. Evet. Gerçekten de öyleydi. Benim hiç morarmam olmadı. Sadece azıcık 3. güne doğru ödem oldu. Biraz gözlerinde şişti. Sol gözüm. Olmuştu. Yani sağ o kadar değildi. Gözümün üstü şişmişti. Bir de yanaklarım biraz sincaba benziyordu. Ama çok fazla evet, değildi. Yani o kadar kötü değildi. Mesela ben bazen birkaç tane video izlemiştim. Elvan tabii bu süreçte bayağı bir video izletti bana. Orada mesela gözleri böyle kapanan insanlar vardı. Hiç Elvan'ın öyle bir durumu yoktu. Gözlerinde evet, öyle bir şişliği yoktu. Hatta biz buz uygulamasını 20 dakika buz uygulama, 40 dakika buzsuz olan uygulamayı ilk 2 gün yaptık. 3. günde biraz aralıklarla yapmıştık. Ha, azalttık. Azaltmıştık. 4. günü zaten hiç yapmadık artık. Gerek de evet, yoktu. Gerek yoktu. Evet. Ameliyatın mevsimle ilgisi var mı? Yani şu an havanın sıcak olmasıyla, soğuk olmasıyla ilgisi var mı? Böyle bir soru gelmiş. Bilmiyorum. Şu an cevap veremem. Yani bunun ödemle alakalı sanırım sordular. Yazın bildiğim kadarıyla daha çok ödem olur bence sıcaklıktan. Bilmiyorum. Yani bol bol sıvı tüketmen evet, gerekir. Evet. Evet. O çok önemli. Ama evet, mevsimsel bir şeyi yok. Yo. Yani yazın ameliyat olayım, kışın ameliyat olayım gibi bir şey. Ben de Elvan'da öyle bir şey sezmedim yani. Hiç. Sadece Elvan biraz az su içiyordu. O kötü. Ben hiç su içmem normalde. Hiç su içmem ben. Evet. Yani o yüzden ödemim bence o yüzden de olmuş olabilir. Yani küçük, daha fazla su içseydin biraz belki daha o kadar evet, olmazdı. Hiç içmiyorum. Zorla içtik yalnızca. Evet. Biraz artık Elvan'a gün içerisinde baskı yapıyordum. Şu suyu iç, suyu iç, evet, iç. Bu arada ilk 3 gün falan pipetle su içmiştim. Evet. Burnunu aşağı doğru eğdirmemek için öyle bir durumda olmuştu. Evet. Onu da söyleyelim. Tampondan sonra burnuna taktığın aparat nasıl? Aparat yanımda değil şu an. Onu da çıkardı artık evet. Zor mu takıp çıkarması? Yok, kolay takılıyor. İlk doktor taktığında pazartesi biraz acıdı. Birden bir taktı böyle dibine kadar. Kan aktı o gün. Hiç akmazdı, kan bayağı aktı. Yok, kolay, sıkıntı değil ya. Kolay günde koyuyorum. Kaç saat takıyorsun? 4-5 saat takıyorum günde. Yok, kolay. Öyle ilk başta çok korktum. Hatta Göksu dedim benim bunu çıkartmam lazım şimdi. 5 saat oldu, nasıl çıkartacağım? Evet. Çok korkuyorum. Ama hiç korkulacak kadar değilmiş. Sonra temizledim iyice, kabına geri koydum. Onu koymadan önce burnuma azıcık krem koyuyorum üstüne. Sonra öyle kolay takıyorum ki yani öyle korkulacak kadar değil. Çok evet, kolay. Ne zamana kadar bu şey aparat devam edecek sende peki? O da soru olarak gelmiş. Silikonları çıkarttığım zaman aslında doktor dedi ki gerek yok. Ama dedi yine yurt dışına gideceğin için ne olur ne olmaz, bir de beni göremeyeceği için yine 3 ay bir takmamı önerdi. Günde 4-5 saat dediğim gibi 3 ay boyunca onu takmam lazım. 3 ay boyunca evet, günde 4-5 saat evet, aynen.
Bandaj kaç gün sonra çıkıyor diye bir soru var. Bandajım bir hafta kaldı. Bir hafta, evet. Silikonla bir hafta kaldı. Evet. Silikonlar çıktıktan sonra bir hafta bandajlı kaldı. Ondan sonra bandajı da biz kendimiz çıkardık. Bir gün öncesinden evet, çıkardık ama. Evet, sonra zaten bandajı kendimiz çıkarabiliriz dedi. Kendimiz çıkarıyoruz, evet. Gitmeye gerek yok. Bir de çok kolay çıktı gerçekten. Kolay çıktı, aynen. Zaten o da böyle yara bandı gibiydi ya. Evet. Çok şey değildi. Zaten kalkmaya başlamıştık ya aslında. Daha tutmuyordu o kadar. Evet, ne zamana kadar değil mi? Sinek geldi değil mi? Evet. Bu arada İzmir'i bir sinek istilası sarmış. Belki haberlerde görmüşsünüzdür. Bayağı Elvan ilk geldiğinde demişti ki, bunu da söyleyelim. İlk geldiğinde dedi ki, ya dedi ne güzel İzmir'de hiç sinek yok. Fransa'da dedi biraz fazla sinek var, ağaçlık bir alan. Sivri sinek çok var benim olduğum yerde. Evet. Yazın hiç uyanmıyor sinekten. Dedi ne kadar güzel dedi ve dediği ertesi günden sonra haberlerde de gördüm, İzmir'i sinek istilası bastı diye bayağı... Galiba peşimden evet, peşinden gelmişler. Afrika sineği gibi bir şey. Hatta çocukları falan bayağı ısırmış, çocuklar hastanelik olmuş. Bayağı şu an sineklerle uğraşıyoruz. Normalde ama hiç benim de burada gördüğüm bir şey değildi sinek. Neyse. Devam edelim. Nelere dikkat edilmeli ameliyattan sonra, gözlük vesaire, bunların kullanımıyla alakalı? 3 ay boyunca gözlük takmamam lazım. Elbise giydiğimde şu yakaların burnuma değmemesi lazım. Sağa sola dönmemen lazım bir ay boyunca. Yani kafan yukarıda olman lazım. Zaten en kötüsü o oldu benim için. Çünkü sırt üstü yatmayı hiç sevmem. O yüzden baya baya uykusuzum. Halen daha yorgunum, uykumu alamıyorum. Evet. Darbe almayacaksın 3 ay boyunca. Yani 3 ay boyunca burnunuz size emanet gibi. Evet, 3 ay boyunca bütün emanet. Bu işlere dikkat etmen gerekiyormuş. Öyle söylemişti doktor. Şu an hazine gibi 3 ay boyunca. kaç ayda burun oturuyor diye bir soru var. İnsanın vücut yapısına bağlı, deriye göre değil mi? Deri diyorduk. Evet, evet. Deri ince ve i̇nce, kalın, orta olarak ayrılıyormuş. Benim orta olduğu için doktorum 6 ay 1 sene içinde dedi. Ama bence daha erken de olabilir ya. İnsanın vücuduna evet, bağlı vücuduna bence. Vücuduna bağlı evet. Galiba. Hatta şöyle bir şey dedim işte, yine ben bunu daha önce de söylemişimdir. Doktor fark etmezsiniz bile dedi burnunun evet, oturduğunu. Evet dedi, oturduğunu fark etmezsiniz bile, yani hiçbir şey anlamayacağım. Evet anlamayacaksınız hiç, demişti. Şu an bile çıkarttığım zaman ödemli, sanki ödem yokmuş gibi hissediyorum. Ama çok ödemli değil. Evet. Çok fazla yani değil. Sadece önü azıcık ödemli. Belki de ama bana evet. Hiç öyle bile gelmedi şu ya an. Ya şimdi böyleyse o zaman 6 ay sonra düşünemiyorum, burnum küçücük fındık olur. Evet çok da yakıştı burnum çok sana. Kaç aydır mı? En önemli soru, acı çektin mi? Yine diyeceğim, çok şanslıyım. Hiç acı çekmedim. Yine olsa yine yaparım. Yine 2 hafta yatarım yani. Hiç bir gram acım olmadı. Dediğim gibi sadece nezleymiş gibi. O silikonlar biraz rahatsız ediyordu. Ve en kötü burnumun üstü kaşınıyordu bazen. O kötüydü, kaşıyamıyordum. Ve benim polene alerjim olduğunu öğrendim, bilmiyordum ama çok hafif alerjim varmış, çok hapşırasım geliyordu benim. Evet. Çok kötüydüm, hapşurmak ama istiyordum. Ama onun için bir ilaç vermişti. İlaç vermişti bile. Onu verdiği halde yine geliyordu fark ettiysen. Yine geliyordu evet. Geceleri çok kötüydüm, havaya bakmaktan yani çok kötüydüm. O beni biraz sıkıntı yaşadı. Bu arada hapşurabilirdi ama işte belki canı acırdı. O yüzden hapşurmak istemedin değil ya, mi? Ya silikonlarla... Hapşurmamak lazım aslında. Hapşurmamak lazım. Çıkarttığım vakit var ya, öyle bir rahatladım ki. Şimdi direkt zaten hapşurdum. Günde 5-6 kere hapşırıyorum şu an. Hiç evet. De korkmuyorum. İlk hapşırdığımda korktum ha, burnum düşer mi diye. Aslında biz evet dışarıdaydık, hatırladın mı? Aa dedim hapşırdım. Hani sanki ilk defa böyle bir işe gidiyormuş yani, gibi. Yani evet. Sanki ilk defa yaşanmış bir şey. Benim için ilk diyor. Evet. O bir şeydi. Bu arada 2 hafta boyunca Elvan yatmadı. 4 gün evet. Boyunca sadece yorgunluğunu atmak için, ameliyattan sonraki yorgunluğunu atmak için yattı. Daha sonra zaten vloglarımdan da gördünüz, biz bayağı bir gezdik Elvan'la. Çok. Çok. Yani hiç öyle ameliyattan çıkmış, burun ameliyatı olmuş, işte evde yatılı kalması gereken bir hasta kız gibi değildi. Hatta Allah bak doktor dedi bir hafta dinlenmem lazım, yatman lazım. Duramıyordum yerimde. Sıkılmıştım evet. Bayağı yatmaktan sıkılmıştım. Evet biraz sıkıcı oluyor. Bir de çok düz yatıyor, o sıkıcı. O çok en kötü. Ya gerçekten burun ameliyatı bana deseler en zor şey neydi senin için? Hapşurmak. Bir de sırt üstü yatmak en zoruydu. Yoksa gerisi yani... Hiç korkulacak kadar değil. Dediğim gibi ben ilk başta çok araştırdım. Kaç senedir araştırdım.
Ve öyle yorumlar görüyordum ki bazı insanlar öyle şeyler yaşamış ki ama hiç psikolojik olarak demiyordum. Aa benim de böyle olur falan filan. Yani kafam çok rahat gittim. Belki o yüzden de mi böyle ben rahat geçirdim bilmiyorum. Doktoruna da alakalı olabilir. Doktora da ve psikolojik evet. olarak da. Tek korktuğum bayıltma anını çok korkuyordum ben. Hiç, ama onu da anlamadım değil mi? Hiçbir şey anlamadım. Hangi evet. ara bayılttı bile anlamadım. Göksu'nu diyordum ya ben bayıltma anından çok korkuyorum. Nasıl oluyor bayılmak? İnsan bayıldığı zaman rüya mı görür, ne görür? Onları bilmiyordum. Ve şeyden korkuyordum. Gözüm kapanmaz diye inşallah mor armaktan. Ama evet, hiç öyle olmadı çok şükür. Ben de seninle birlikte şeyi fark ettim. Demek ki bayıltmadan önce insanlara sakinleştirici iğne yapıyorlarmış. Evet. Onu mesela bilmiyordum. Onu sen de fark ettin. Ameliyattan gitmeden önce evet sakinleştirici iğne yaptılar. Yani ameliyata girmeden hemen bir 5 dakika önceydi galiba. Belki onu yapmasaydılar. Rahatsızlama yani, olmaz mıydı? Panik olabilir biraz. Miydin Çünkü acaba? Evet. Benim en büyük korktuğum o oydu. Bayıltma evet. anından çok çok korkardım. Bir tek korkum oydu benim. Orada daha hatta odadan çıkarken koridorda hemen bir sakinleştirici iğne yaptılar. O ameliyat günü videomuzda var. Ondan sonra içeride artık bayıltma olmuş ama onu bile hatırlamıyor şu anda. Yok bir böyle rahat bırakın dedi kendinizi. Bir şey enjekte etti o şeyden. İğneden. İğneden. Hiç şey hatırlamıyorum. Ne kadar kaldım sanki bir saniye sürmüş gibi ameliyat. Sadece doktor beyin beyle giren adam vardı bir tane. Hemşire mi diyorlar ona da? Hemşire ha, galiba aynen. Ben de tam bilmiyorum. O uyandırdı. Bir Elvan Hanım sesini duydum. Bu arada hanım dedi. Çok hoşuma gitti. Bir gözümü açtım. Dedim ne oldu dedim. Bitti dedi ameliyatınız. Burnuma dokundum. Dedim hangi ara ameliyat oldum ben? Siz hangi ara dedi siz merak etmeyin yaptı oldu. Sadece çok üşüyordum. O da ama ilk 2 saat. Evet. Hatta 2 saatten sonra biz bir elvan yemek yedi. Rahat rahat. Ama dürüm yedi, kola yedi, içti, kola yedi diyorum. Kahve, çay içmi yok. Kahve çay da içmişti. Akşamüstü. Gecesini hatta biz klimayı bile birazcık açtık. Çok sıcaktı evet. o gün İzmir. Birazcık açmıştık. Sadece ilk gün uyumamıştım. Ben de uyumamıştım. Galiba heyecandan bizimkisi ama. Biz çok heyecanlıydık galiba. O yüzden mi? Ya ben burnumun halini çok merak ediyordum. Evet, yoksa uyumamayacak bir durum da yoktu yani. Hastane de çok rahattı, ya çok ilgililerdi. Gerçekten hastaneye hiçbir lafım yok. O kadar güzel ilgilendiler ki. Yani ben bu kadar beklemiyordum gerçekten. Aşırı derece iyiydiler. Evet. Yani gerçekten önerebileceğim bir doktor ve bir hastane. Evet. Yani çok memnun kaldım. Şu an her şeyden memnunsun. Zaten böyle bir soru vardı. Aa. Memnun mu diye burnundan. Her şeyden memnunum. Hastaneden, doktorundan, çok, burnundan, çok, yaşadığı şeyden. Süreçten. Gerçekten dediğim gibi hiç pişman değilim. Yine olsa yine aynı doktora yaparım. Yine aynı hastanede olurdum. Yani iyi ki bu doktoru bulmuşum gerçekten. Ya size bir tavsiyem hiç korkmayın. Aklınızda varsa böyle bir şey hiç düşünmeyin, korkmayın. Yani evet yaptırmak isteyen varsa ben cesaretlenemedim ama cesaretlenen varsa bende biraz panik var galiba ben o yüzden cesaretlenemiyorum. Evet. Ya sanki o gün Göksu ameliyat olmuş gibi benden daha çok panikliyordu yerinde duramıyordu çok kötüydü Göksu ya. Evet benim biraz karnıma falan ağrılar girmişti. Evet. Ben de ama galiba bir genetiksel panik var annemden falan geçmiş. Evet çok şey yapıyordu Göksu. Ama Elvan çok rahattı. Galiba insanın böyle durumlarda kafasının rahat olması da çok önemli. Evet için rahat girmen lazım kafan bomboş olması lazım. Evet. Yani sonuçta bıçak altına atıyorsun. Aklında hiçbir soru yoktu. Hiç. Zaten evet. kaç senedir istediğim bir şeydi bu ve sonunda hayalim gerçekleşti. O yüzden niye korkayım ki? Sonra valla yansıyım içimden dedi aman masada kalırsam da kalırım. Demek ki kaderim oymuş yani. Hiç umursamadım. Yok, Allah korusun yani, da evet, tabii kimseye göstermesin. Ama şeyle yani çok rahat girdim. Dediğim gibi yine olsa yine giderdim yani. Yine yatardım. O yüzden bütün süreçten memnunsun. Çok. Mutlu bir ameliyat süreci geçirmiş oldun sen. Güzel geçti. Evet. Ve bu arada biz ekstra hiçbir şey almadık onu da söyleyeyim. Yine böyle ara ara sorularda görüyorum işte buz jeli gibi bir şey varmış sanırım. Ben onu hiç de bilmiyorum. Biz öyle bir şey almadık. Zaten buz küpleri vardı. Onu böyle buzdolabı poşetine koyduk, sardık. İkili bir şekilde gözüne yaptık. 20 dakikada bir. Başka? Bir şey demiştin, bazıları eczaneden bir ilaç oluyordu. Ha, şırınga gibi bir şey alıyorlar. Evet. Burnunu nefes alabilmek için deniz suyu mu şırınga evet, ediyorlarmış? Öyle bir şey için. Galiba. Biz öyle bir şey de kullanmadık, evet. almadık. Doktorun sadece verdiği ilaçlar vardı. O nemlendirici krem vardı bir tane. Enfeksiyon için bir tane krem vardı. Evet. Fujidin,
diye okunuyor sanırım. Evet, tam, dinle. Evet, onun okunuşunu tam bilmiyorum. Morlukları için bir tane krem vardı. Onu evet hiç kullanmadık. Bir iki defa kullandık sadece. Evet, onu yani, kullanmadı. Ha bir de şey, şunu söyleyeyim. Antibiyotik vermişti bu arada bir de. Onu da çok fazla bitirmedin ama evet, galiba değil mi? Evet, olmadı. Şunu da söylemeden geçmeyeyim, aklınızda bulunsun. Belki insandan insana bazıları daha çok kuyulanır. Silikon çıkartmanı gerçekten hafif böyle rahatsız verici ama hiç acı vermiyor. Yani ondan da korkmayın. Şeyi çıkarttığı zaman üstünüzden o bandajı hiç ağrım olmadı. Sadece benim biraz kabuklar bağlanmıştı iki taraftan. Onu temizlerken biraz acıdı. Ama yoksa o silikon çıkartmanı falan yani hiç... Onlarda bile rahat, çok rahattım, evet. Evet. Rahattım, hiç böyle bağırmadım, acı çekmedim yani. Adamın eli hafifti galiba, bilmiyorum. Senin rahat olman da çok önemli ama evet. Evet. Güzel ama geçmişti. Bir de fark ettiysen bünye olarak biraz kuvvetliyim ben ya, öyle ki pes etmiyorum. Öyle ya, şeylere pes etmiyorum ama. Açıkçası bir şey söyleyeyim mi? Yani bunu söyleyeyim. Mesela biz kulağımızı deldirdik biliyorsunuz bir önceki videodan. Kulağımızı deldirdikten sonra Elvan bayağı böyle acı çekti. Şu evet. Evet bayağı ben mesela o kadar... Ya, sızlıyordu ama o kadar böyle çok fazla değildi. Çok dile getirdim onu. Evet, o zaman ya ben Elvan'a diyorum sanki burun ameliyatını sen almadın. Hani burun ameliyatı daha korkunç bir şey. Kulak deliğime biraz daha hafif geçmesi lazım. Tabii başın insanı zonklatır ama uykusuzluktan da aslında zonklatır başını. Bir de şey hatırlıyor musun? Onu da söylesene, kan aldılar ki benden. Ne evet, haldeydim? İlk gün. Kan aldılar. Şu kolumun damarım mosmordu ve sanki kolumu hissetmiyordum. Kolum böyle sertleşti. Şey diyordum, Göksu kolum çok ağrıyor, çok kötüyüm, kolumu kıpırdıyor. O ilk günde. İlk evet, gün kan alma şeyi olmuştu ama o böyle çok şeydi ya, sende bayağı sıkıntılı geçti. Hatta ben o gün dedim ki Elvan galiba hani çok zor bir süreç geçirecek, çok acı eşiği düşük dedim. Sadece burun ameliyatında acı eşiği yüksek ama geri kalan da biraz daha düşük gibi geldi bana. Evet. Mesela anlattığım gibi kolumu yaktı ya bizim gelin hanım. Evet. O zaman da diyordum yüksek kolum çok kötü, çok ya, acı. Ya o acı tabii, o yanık şey acı da. Ama mesela kulak dilimi biraz daha şey, dördüncü kulağın mıydı? Dördüncü deliğiydi değil mi? Evet, evet. Şurası. Helix mi? Helix. Helix. Orası mesela ama daha şu şey, an bile çok lazım. Sızlıyor gerçekten. Şu bile acımaya başlıyor. Bir krem önerdi kuzenim, onu alacağız galiba. Çünkü kulağım aşırı derece sızlıyor. Başıma ağrı veriyor. Evet, ona dayanamıyor mesela. Hmm. Ama bende de mesela şu an sızlama ve birazcık şişlik var. Ama o kadar dayanamayacak kadar değil. Dünden beri kötü oldum ben ya. Evet. Yoksa iyiydim. Ne yapacağımı göksedim. Göksu kulağım çok kötü. Ay böyleyim. Ay şey. Onda nazım vardı ama burunda hiç naz çektirmedim. Evet, burunda bir sıkıntı yoktu. Dediğim gibi biz bayağı gezdik, dolaştık. Güzel bir süreç atlattık, burun ameliyatı öyle geçmişti. Hiç de morarması, şişliği yoktu. Allah'a şükür ki çok yoktu zaten. Sadece ilk dışarı çıktığımda biraz utandım ya. Şimdi burnumda yapsam bandaj var. Yani evet, insanlar bakar mı etmez. Birkaç kişi baktı, rahatsız oluyordum. Sadece aman sanki bir tek ben miyim? Aa, hiç bayağı da vardı etmedim bu arada. Ha, yani vardı, biz bayağı da görmüştük burun ameliyatını. Sadece hiç umur etmedim dedim. Zaten burun benim, burnum istediğimi yaparım. Hiç öyle, başta utandım ilk çıktığımda. Sonra alıştım. Evet, bütün sorular bu kadardı. Daha başka bir soru yok. Evet. Yine sorularınız gelirse ara ara Instagram'dan da yorumlarda da yazabilirsiniz. Elvan daha burada. 2 hafta daha sanırım değil evet, mi? Evet, tam 2 hafta mı kaldı? 2 hafta evet, daha o sorularınıza cevap veririz. Zaten ama birçok soruya da cevap vermiş olduk. Yine atladığınız bir şey varsa sorabilirsiniz. Instagram'dan, yorumlarda vesaire her yerde sorabilirsiniz. Artık bu videoyu burada kapatalım. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Umarım bilgilendirici bir video olmuştur. Beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.